Bekleni. Hemen bundan katılım da gelecek. Önemli bir işlev de şu, menfaat düzeyi açısından. Katılım sayesinde, bu üçlü ilişki sayesinde kapalı kapılar altında pazarlıklar ve belirli kesimlerin yatırımların Türkiye'de bolca sıkça genel kural olarak yapıldığı gibi belirli kişilerin menfaatleri için değil, genel menfaat, toplumun menfaat için yapılması sağlanacaktır. Açıklık gelecek. Buna bağlı olarak halk görüşlerinde hayır, bu sadece yapıldığı takdirde kişisel düzeyde bir menfaat sağlanacak. Gelecek kuşaklar genel, bütünsel çerçeve düşünüldüğünde bu yatırım faaliyeti kısa vadede getireceği söylenen yarar getirmek bir yana, çok fazla sakıncalar getirilecek denilecektir. Yani katılımdan beklenen işler bu. O yüzden katılım, insanda katılacak kişiler, bakın hem hakkımız hem ödevimiz, kendi konumuzu öyle düşünmemiz lazım. Bilgili bir şekilde görüşleri bildirmemiz lazım. Bilgisiz bir şekilde, yok ben bu şirketi sevmiyorum diye gidip toplantıya buna benzer sözcüklerle karşı çıkarsak, sloganlarla karşı çıkarsak kendi amacımıza ters düşmüş oluruz. Nasıl karşı çıkacağız? Bilgili bir şekilde gidip, tamamen donanımlı bir şekilde gidip şu 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 şunlar var, şunlar çözülemiyor bizim, benim bildiğim kadarıyla bunlar çok daha fazla zarar getirecektir denilebilecek. Yani katılım, rol almamız, kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz, yönlendiriyoruz. Kendi geleceğimizi de, yani bu kadar önemli bir hak bu. Çevresel yönetim sürecine katılım, geniş. Yönetim süreci diyeyim, anayasaların düzenlediği iki temel konudan ikinci önemli, birincisi insan haklarıdır, ikincisi devlet organları ve bunlara getirilen işte yükümlülükler. Bütün devlet organlarının faaliyetleri aklımıza gelecek, yönetim süreci. Bu anlamda yasama faaliyetleri, yasaların yapılması, bu anlamda alt kural düzenlemelerin yapılması, planlar, politikalar, programlar, aklınıza gelebilecek her tür şeyin yapılması. Yapılmasında görüş alınması lazım. Katılım hakkı ilkesi bunu gerektiriyor. Ve daha sonra da, yani katılımın böylece çevresel yönetim sürecinde iki şekilde düşünebiliriz. İkisinin ilişkisine önemli noktalarını vurgulayacak şekilde belirteceğim. Bir, böylece karar aşamasına katılmamız söz konusu. Bir de uygulama aşamasına katılmamız söz konusu. Karar aşaması derken karar sözcüğünü çok geniş kullanıyorum. Yani bütün bu söylediğim gibi yasalar, kural düzenlemeler, planlar, programlar ve bireysel işlemler. İşte fabrikalara izin verilmesi, çevre izinleri verilmesi gibi bireysel işlemler. Yani bunlar da bizim söz sahibi olmamız. İkincisi, uygulama aşamasına katılmamız. Uygulama aşamasında da ikili bir ayrım yapıyoruz yine. Birincisi, bizim fiilen rol almamız. Bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde bu boyut özellikle kentsel, yerel, mahalli düzeydeki çabalar açısından son derece önemli. Bir takım hizmetlerin yerine getirilmesine fiilen katılmamız söz konusu. Ama nasıl katılıyoruz? Birazdan belirteceğim oradaki önemli boyutu. Uygulama aşamasındaki ikinci katılım, ikinci şekli ise başvuru. Bu başvuruda artık ya idareye ya yargıya başvuruyoruz. Şimdi bunların ilişkileri şöyle. Eğer kamu yönetimi, yöneticiler bütün söylediğim şekilde konunun önemini algılamışlarsa ilk karar aşamasında gereğini yerine getiriyorlar. Ha, yaparken halkın görüşlerini alıyorlar. Halkın görüşlerini, katılımı şekli değil, özünü kavramış bir kişi olarak olayın içine giriyorlar. Ve görüşlerimizi cidden almaya çalışıyorlar ve uyguluyorlar. Görüşleri dikkate alıyorlar. Sırf şekilsel olarak aldım bitti değil, dikkate alacak, kararlara yansıtacak, yasayı ona göre düzeltecek, yönetmeli ona göre, bireysel işlemi vazgeçecek izin vermekten. Bu şey. Eğer buna uymuşlarsa, bakın süreçler birbirini tamamlıyor. O zaman uygulama aşamasındaki katılımda ilk boyut karşımıza çıkacaktır. Yani yerine getirilmesinde rol alma boyutu karşımıza çıkacaktır.
Yani bir sorun olmayacaktır. Birinci halka olumlu gitmiş, ikinci halka olumlu tamamlıyor. Nasıl bu? Şeylerde kullanılıyor, soyut kalması diye hemen iki örnek vereyim. Özellikle sit alanlarının, milli parkların korunmasında yerel halkın koruma sisteminin içine dahil edilmesi söz konusu. Kirlilik mevzuat açısından söz konusu. Geri kazanım, atıkların toplanması, bunlar açısından yine yerel halkın dahil edilmesi söz konusu. Şimdi bu iki halka birbirini tamamlıyor. Eğer tersine dönelim şimdi, birinci halkada gerekeni yapmazsa hükümet, yöneticiler, o zaman ister istemez uygulama aşamasındaki o başvuru idari birimlere, burada artık bir itiraz söz konusu oluyor. Sen bana bilgi belge vermedin. Sen benim katılım hakkım vardı, katılım hakkımı uygulamadın. İlan etmedin, işte benim haberim olmadı diye ilgili duruma göre işte ya idari birime, ki idari birimin bağımsız olması şart, ya da işte devamında ya ikisi birlikte duruma göre, düzenlemelere göre yargıya başvuruyoruz ve işte yargıdan döndürüyoruz. Türkiye'de ÇED kararlarında verdiğiniz gibi. Şimdi kısaca bu yüzden eğer yargının, tekrar ilk söylediğimle, yargı bağımsız bir şekilde hareket edecekse, en son aşamada, en baş aşamada vereceği yanlış kararın en son aşamadan geri döneceğini bildiği için kamu yöneticileri ne yapacaklardır? Daha başlangıçta her şeyi kitabına uygun olarak yapacaklardır. Ama yargı bağımsız değilse, o zaman baştan itibaren bu sefer olumsuzluk halkaları birbirine eklenerek gidecektir. Çevre koruma adına da olumlu şeyler yapılamayacaktır. Burada katılımın, hemen vurgulayacağım, şansı vermek için de bir boyutu da vurgulayıp kısaca geçeceğim. Evet, bunu vurguladım. Çok, ben bir soru sormak istiyorum size, eğer izin verirseniz. Ya, tamam. Şimdi çevre mahkemelerinin kurulması gündemi de var aslında. Ama muhalefet partisi bunu gündeme getirdi. Şu anda mecliste görüşülüyor komisyonda. Bu konudaki fikriniz nedir bu bağlamda? Yani ya, çünkü çevre hakkı, yani aslında, yani bu sorunun yanıtını aslında ben konuşmalarımda verdim. Şöyle verdim. Ne dedim? Çevre çok geniş bir kavram dedim. Bütün alanları, bütün diğer mevzuat alanlarını kapsıyor. Hepsiyle ilişkisi var. Bütün kanunlarla ilişkisi var dedim. Yapılması gereken normal, İsveç yaptı bunu. Daha Avrupa'da, Fransa'da yaptı mesela çevre kodları. Doğrusu, ben bunu 90'dan beri söylüyorum. Doğru. Kere iki, dört şeklinde bir doğru bu. Örnekleri de var ama sanki böyle masalımsı bir şey söylemiş gibi sürekli bütün toplantılarda, özel çevre bakanlığına yazılar da sunduğum raporlarda, raflarda duruyordur hepsi. Böyle olunca şimdi, eğer tablo böyleyse çevre mahkemeleri olabilir. Benim acaba diyorum, özünü mü kavrar hakimler? Belki çevrenin özünü kavrarlarsa ona ilişkin karar verebilir. Hayır, şimdi nasıl, bu şeyden de bağımsız değil, bu şu tartışmadan da bağımsız değil. Bakın, aynı şey açısından da geçerli. Yine her iki tartışmanın özünde de aynı boyut var, aynı gerçek var. Benim vurgulamaya çalıştığım ve sürekli ihmal edildiğini söylediğim gerçek var. Bu şu, çevreden sorumlu birimin belirlenmesinde de var bu. Çevre Bakanlığı şeklinde bir örgütlenme doğru mu? Doğru değil bu anlamda. Bu Türkiye'de görüldü mü? Çevre Bakanlığı, Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlıktı. O çok daha iyi bir düzenlemeydi. Bakın, üst düzeyde. Çevre Bakanlığı'nı şekli şey dönüştürdüler. O da yetmedi. İki bakanlık bu bütünlüğü iyice bozdu. Bakın, çevre hakkı diyoruz. Su hakkı çevre hakkından ayrılamaz. Kent hakkı. Bunlar hepsi söylemleri. Çevre hakkını algılayacaksınız, onun içine yerleştireceksiniz bunları. Alt, daha mikro örnekleridir. Ama suyu başka bir kafada giden bir bakanlığa veriyorsunuz. Ondan sonra çevre adında bir bakanlıkta kalıyor. Son ikileme olayı daha olumsuz hale getirmiştiniz.
çevre mahkemeleri Türkiye'deki bu koşullarda aynı şey durumu görecektir. Aynı durumu görecektir ve yargının bağımsız olmadığını düşündüğünüzde bence Türkiye'nin bu olağanüstü koşulları düşünülerek önemli olağanüstü koşullar yaşıyoruz. Bu 2x2 4 bir gerçek. Bu şeyleri bunlara yönelik gerçekçi söylemlerle ortaya çıkmak gerekiyor. Yoksa dediğim gibi amacın dışında amaca ters gelen sonuçları yaratmış oluruz. Onlara hizmet vermiş oluruz. Hani şunu belirtecektim. Çevre hakkı anayasada belirtildi dedim. Çevre hakkı dolaylı bir şekilde çevre kanunu var. Çevre kanunda da yazılmış. Hak dolaylı bir şekilde belirtiliyor. Ödev daha net olarak vurgulanmış. Katılım ilkesi ve katılım hakkı dolaylı bir ifadeyle katılım ilkesi katılım hakkı anayasada belirtilmemiş. Ama gerek de yok. Çevre hakkından çıkarıyoruz bunu bakın. Hani belirtilse Fransa'daki gibi iyi olur. Bir takım ilkeler çevre hukukunun iyi olur. Bunu yadsımıyorum. Ama zaten yok da katılım uygulanamaz denilmemesi için diyorum ki bundan çıkarılıyor zaten. Mahkemeler şimdi bakın dedim ki ben size birçok ülkede çevre hakkı düzenlenmemiş, ödev şeklinde düzenliyorlar. Hiç pratikte fark etmiyor bağımsız mahkeme. Çevre konusunun önemini görüyor. 2x2 4 gerçekleri görüyor. Ödev kavramından hak kavramını çıkarıyor. Devlete getirilen ödevden hakkı oluşuyor ve devlete diyor ki sen katılım hakkını düzenleyeceksin, bilgi belge edinme, yargıya başvuru hakkını düzenleyeceksin diyor. Yani bu nedenle katılım hakkı dolaylı bir şeyler arasında anayasayla çevre kanunu açısındaki düzenlemelerde, sözcüklerde falan farklılıklar var, uyumsuzluklar var. Onların tabii ki giderilmesi gerekiyor. Evet, başka sorusu olan varsa yine buyurun. Şimdi bu şunu söylüyorum, bu aslında bazı sorunlar, hani aklın yolu birdir hikayesi, bu başlangıçtan itibaren 1970'lerde evrensel düzeyde gündeme geliyor, biliyorum malum çevre sorunları, ilk Stockholm toplantısıyla evrensel Birleşmiş Milletler, sonra onar yıllık aşamalarda evrensel düzeylerde yoğunlaşarak devam edecektir ve evrensel bölgesel düzeydeki gelişmeler, ulusal düzeydeki gelişmelerle paralel gidecektir. Daha nasıl? Amaç şimdi şuna yönelecektir. Katılım ilkesinde de, işlevinde de bu çok önemli. Bunu belirtemedim. Önleyicilik. Çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermek mümkün olmuyor. Önlemek. O yüzden de katılımı en başta sağlayacaksın. Daha karar almadan deniliyor. Bu görüşler en başta alınacak ki en başta tedbirler alınsın. İşte bu kavrandığı için buna yönelik ne tür şeyler hem örgütlenme düzeyinde hem mevzuat uygulama düzeyinde yaparız, en etkili yollar ne olur diye kafalar yorulmuştur. Mesela Fransa'da da sürekli sorun olmuştur çevre konusundaki örgütlenme. Bakanlık olmuştur, geri gelmiştir, tekrar geri yapıya dönüşülmüştür, bakanlığın ismi değişmiştir başka. Ama diğer ülkelerde sorun olmuyor. Diğer ülkelerde genel menfaatsiz kamu menfaatini sağlamak için zaten genelde çoğulcu demokratik yapıldığın kamu yönetiminde bir sorun yok. Yargının bağımsızlığı benzer şeylerde bir sorun olmadığı için Çevre Bakanlığı'nın orada işte Fransa'da çevre kodu yapılmış. Şimdi çevre kodu yapılmış da çevre kodu bütün şeyleri bağlıyor. Çevre kodunda işte enerji şöyle şöyle enerji şu şekildeki enerji şeyi yapılamaz. Bu çevrenin önleyicilik açısından aykırı diye getiriliyor. Enerji Bakanı da uyacak. Çevre kodu. Yani böyle bir şey yapılırsa bu birinci şey. Bakın bundan bağımsız değil çevre konusundaki örgütlenme. Böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var. Gerçekten. Böyle bir şey yapılırsa o zaman örgütlenme birimi kim olursa olsun.
Ama yine aynı şeyi diyemiyorum. Yine genele yönelik sorunlarımızın çoğulcu demokratik rejimi, hukuk devleti anlayışının yerleşmiş olması, bu konuda tereddüt olmaması gerekiyor. Ama eğer bu çevre kodu yok, bunda da tereddüt varsa, yine üst düzeyde eskisi olduğu gibi başbakanlık düzeyinde ve alt düzeydeki teşkilatlarında buna göre oluşturulması. Bu şimdi tamamen bütünselliği gerektiren bir şeyde, bakın bütünselliği gerektiren bir şeyde, bütünselliği her bakımdan ihmal ediyorsunuz. Mevzuat dizilerinde ihmal ediyorsunuz. En önemli şey çevre kanunu var. ÇED yönetmeliği en önemli. ÇED yönetmeliğinde ikide bir, ikide bir değiştirip geri adım atılıyorsunuz. İki, yönetimi politikalaştırmışsınız. Hukuk devleti, genel menfaat hepsi bir tarafta kalmış. O zaman yani çok fazla sorun var. Birbirine bağlantılı bütün bu. Evet, başka? Sorsam mı, sormasam mı? Buyurdunuz ki, çevre, yerel, ulusal, uluslararası bir aşamalar. Evet. Peki, gidiyor bir yerde terörist var diye ormanlar yapıyor. Veya gidiliyor silahların gücünü denemek için doğa tarif ediyor. Bunu sorgulayan, yargılayan bir şey de var mı? Uluslararası düzeyde şu var, çok ne kadar şey olduğunu bölgesel düzeyde de var, ulusal düzeyde yansıyor. Bu şeyin, çevrenin ceza hukuku yoluyla korunmasına ilişkin. Yani ceza şeyinde cezai yaptırımlar getirilmesi söz konusu. Bizde de söylediğiniz boyutta değil ama çok önemli, işte tehlikeli atıkların ithali. O konularda ceza kanununa malum hükümler konuldu, getirildi. Avrupa düzeyinde, Avrupa Birliği'nde çevrenin ceza hukukuyla korunmasına ilişkin sözleşme var bunda. Ama tabii doğrudan doğruya spesifik şey olarak işte terörizmle mücadele, ormanların yakılması değil. Bu uluslararası düzeyde de uluslararası ceza mahkemesinin çalışması çerçevesinde onun statüsüne bir iki, çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz ama bir iki madde eklenmiş bu durumda. Çevrenin bu şeylerde, faaliyetlerde, savaş ve benzeri faaliyetlerde çevrenin korunmasına yönelik. Ama dediğim gibi onların ne ölçüde yeterli oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Adımlar var ama adımlar ne değil, yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bu özellikle şeyle de ilgili, bu barış hakkıyla da mesela hep diyorum ya bütünsel çerçevesi, bu boyutu mesela barış hakkının varlığıyla, barış hakkının oradaki tartışmalarla çok yakından ilgili. Barış hakkı da çevre hakkı gibi, onu belirtmedim, çevre hakkının özgünlüğünden bir tanesi üçüncü kuşak haklar arasında yer alıyor. Bu haklar, kuşak haklar arasında yer alan bir hak da barış hakkı. Barış hakkı, ama barış hakkı konusunda da şeyde Birleşmiş Milletler düzeyinde henüz sözleşmelere yansıtılmış bir hüküm yok. Bu konuda bildirge çalışmalar var, bildirge taslağı var, taslak. Sözcüğümüz bir tarafa bildirge taslağı var. Eğer şimdi şuna geleceğim, barış hakkı nasılsa şimdi şu dedik ki yaşam hakkı diğer bütün hakların, bakın hak bütünsellik çerçevesinde hakların ilişkilerini görebilmek. Diğer bütün haklar bir anlam ifade etmez yaşam hakkı olmazsa. Çevre olmazsa yaşam olmayacak. Barış olmazsa çevre de olmayacak, yaşam da olmayacak. Yani hani bunlar somut gerçeklerde, sırf hukuku şey değil. Ama yani barış hakkı olursa barış hakkı bütün devasa bir şekilde kalkacak. Barış hakkı yine sadece Afrika Birliği kıtasına ilişkin sözleşmede kabul edilmiş. O da böyle doğrudan doğruya bir hak boyutu, somut vurgulamalar yok. Daha çok bir ödev vurgulaması çerçevesinde. Yani çok çarpıcı bir düzenleme değil. Eğer barış hakkı vesaire düzenlemesi olursa bütün bunları kapsayacak. Çünkü barış çok geniş. Sadece şiddetin değil. Çünkü şiddet dediğinizde işte bu terörist
bir şey yapmak için ormanların yakılması da bir şiddet. Çevreye yönelik bir şiddet. Yani bunun şiddetin değil, şiddeti doğuran nedenlerin, şimdi şiddeti doğuran nedenlerin önlenmesi de barış hakkı. Zaten bildirgen taslaklarında falan bunların hepsi var. Ama hak olarak kabul edilmiyor. Edilmesi de Birleşmiş Milletler de ne ölçüde gerçekten barışı sağlamayı istiyor? Kocaman bir soru işareti. Birleşmiş Milletleri yönlendiren temel ülkeler dururken